Aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Anadolu'da başlayan işgalleri gösteren bir harita verilmiştir. Şimdi renklendirme yapılmış. E, turuncu yerler İtalyanlar tarafından işgal edilen, lacivert Fransızlar, yeşil Ermeniler ve pembe Gürcüler tarafından işgal edilen yerler şeklinde gösterilmiş. Bakalım hangisi Fransızlar tarafından işgal edilmiştir diyor. Çanakkale e, Boğazı dediği yeşil İngilizler tarafından işgal edilmiş Gebze, Kütahya, Eskişehir eledim. Batı Karadeniz kıyıları dediği Zonguldak Fransızlar doğru cevabımız B şıkkıdır. Çünkü doğrudan sormuş hangisidir diye. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bu maddelerinden hangileri askeri alanla ilgilidir? 1. Osmanlı orduları terhis edilecek ordunun taşıt araç gereç silah ve cephanesinde itilaf devletleri tarafından el konulacak. Orduları terhis edilecek diyor askeri. Aldım. 2. Hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz telgraf kablolar yani iletişim hatları itilaf devletlerinin denetimi altında olacak. Hayır bu haberleşme ile ilgili eledim. 3. İran içlerinde ve Kafkasya'da bulunan Osmanlı kuvvetleri, Birinci Dünya Savaşı önceki savaşından önceki sınırlara çekilecek. Askeri aldım. 4. Suriye, Irak, Hicaz, Yemen, Trabzon, Garp ve Bingazi'de Osmanlı kuvvetleri ve subayları en yakın itilaf Devletleri komutanlığına teslim olacak. Dolayısıyla 4'ü de aldım. 1, 3 ve 4 askeri alanla ilgilidir. Doğru cevap D şıkkıdır. Yıldırım Orduları Grup Komutanı Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı yöneticilerine şu telgrafı çekmiştir. Mustafa Kemal'in bu şekilde tepki vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. Bakalım. İngilizlerin elde etmek istediği sonucu onlara kendi yardımımızla vermek tarihte Osmanlılık için özellikle bugünkü hükümet için kara bir sayfa oluşturur. İngilizlerin aldatıcı davranış, öneri ve hareketlerini İngilizlerden daha çok haklı bulan emirleri uygulamaya yaradılışım uygun değildir. Komutanlık Kurmay Başkanlığının kurallarına uymadığım takdirde birçok suçlamalar altında kalmam doğal olduğundan komutanlığı hemen teslim etmek üzere yerime atayacağınız zaten acele olarak gönderilmesini rica ederim. Metin Aydoğan ülkeye adanmış bir yaşam. Şimdi tepki vermesinin nedenini soruyor. A ordu komutanlığı görevinden alınacağını bildirmesi. Hayır bu bir sonuç. B Osmanlı yöneticilerinin İngiliz çıkarlarına uygun davranması doğrudur. Çok net bir şekilde de ifade edilmiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'na hangi şartlar altında imzaladığını anlatan bir metin verilmiştir. Bu metinde Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Meclis toplandı. Kurmay subay Nuri Bey genel durumumuza ilişkin açıklamada bulundu. Üzüntüyle gördük ki bir buçuk milyon askere karşılık bütün Osmanlı topraklarında sadece yetmiş bin tüfek var. Memleketimizin hiçbir noktasını savunmaya yetecek kuvvet yok. Şimdi bu acı verici durumda bulunuyoruz. Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi. Şimdi hangisine vurgu yapılmış? Askeri anlamda bir e, vurgu var. A. Meclisin güç Koşullar altında toplantı yaptığına hayır. B mondrosu imzaladığı için halktan tepki gördüğüne Hayır bu da yok. C askeri malzeme açısından zor durumda bulunduğuna doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması karşısındaki düşünceleri verilmiştir. Buna göre Mustafa Kemal tutumlarından hangilerine sahiptir? Osmanlı hükümeti bu mütarekeyle kendine kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeye onay vermiştir. Yalnız onay vermekle kalmamış, düşmanların memleketi istilası için onlara yardım etmeyi de vaat etmiştir. Bu mütareke olduğu gibi uygulandığı takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istila edileceği şüphesizdir. Şimdi bir kere sabırlı e, bir tavır yok eledim umutlu bir tavır hiç yok. Ee, yani baştan sona işgal ve istifa, istila edileceği şüphesizdir diyor Eledim. Ancak tepkili olduğu çok net ortada. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu açıklamada Kuvayi Milliye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Anadolu'da başlayan işgaller ve orduların Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre dağıtılmış olması nedeniyle vatanı koruma görevini üzerine alan Türk milleti bulunduğu bölgelerde milli birlikler kurarak azınlıklarla ve işgalcilerle silahlı mücadeleye girişmişlerdir. Aralarında işbirliği olmayan ve kuvay milli olarak adlandırılan bu oluşum düşman ilerleyişini yavaşlatmış, milli mücadelenin örgütlenmesi için zaman kazandırmış, düzenli ordunun kurulmasına ortam oluşturmuştur. Düzenli ordu kurulduktan sonra da kuvay milliye kaldırılmıştır. Şimdi işgalcileri yurttan attığı hayır ama yavaşlattığını söyleriz. Topyekün hareket edildiği Birbirlerinden ayrı diyor. Dolayısıyla e, eledik. C. Askeri boşluğu doldurdu ki düzenli ordu kurulana kadar e, ordu ihtiyacını gidermiştir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu bilgilere göre söze edilen cemiyetlerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Kilik Yallılar Cemiyeti Adana ve çevresine Ermeni çetelerine ve Fransızların işgallerine karşı korumak amacıyla 21 Aralık 1918'de Ali Fuat Paşa'nın girişimleriyle İstanbul'da kuruldu. Merkezi daha sonra Adana'ya nakledildi. Bu cemiyet Adana'nın Fransız işgaline karşı savunulmasında önemli görevler üstlendi. Hınçak ve Taşnak cemiyetlerinin faaliyetlerine karşı bir duruş sergiledi. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti Trabzon ve çevresinde Pontus Rum devletinin kurulmasını engellemek ve Ermeni iddialarına karşı bu bölgede halkların haklarını savunmak amacıyla Şubat 1919'da Trabzon'da kuruldu. Pontus Rum ve Etnik Eterya cemiyetlerinin faaliyetlerine de karşıdır. Bu cemiyet Orta ve Doğu Karadeniz'deki Rum ve Ermeni çeteleriyle mücadele etti. Ayrıca Erzurum Kongresi'nin toplanmasına destek verdi. Hangisine ulaşılabilir? Bölgesel çalışmışlardır doğru Adana ve çevresi Trabzon ve çevresi. Aynı yıl içinde kurulmuşlardır diyor. Şubat 1919, Aralık 1918 değildir. 3. Zararlı cemiyetlerle mücadele etmiştir. Hınçak ve Taşnak e, etniki Eterya Pontus Rum diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye Birliklerinin milli mücadeleye katkılarından biri değildir? İzmir'in Yunanlar tarafından işgali ile birlikte Ege bölgesinde direniş hareketleri başladı. Ayvalık, Nazilli, Salihli ve Ödemiş'te Kuvay Milliye cepheleri oluşturuldu. Kuvay Milliye birlikleri Yunan ordusuna ve bölgede faaliyet gösteren Rum çetecilerine karşı mücadele ederek işgal güçlerinin ilerleyişini yavaşlattılar. Türk köylerine Rum ve Ermeni çetelerinin baskı yapmasını engellediler. Milli mücadelelerin örgütlenmesi için zaman kazandırdılar. Özellikle meclis açıldıktan sonra çıkan ayaklanmaların bastırılmasında görev aldılar. Milli mücadele ruhunun güçlenmesine, mücadele azminin artmasına katkıda bulundular. Şimdi hangisi değildir? Bölgedeki Türkleri korumuşlardır. Ee, Türk köylerine Rum ve Ermeni çetelerinin baskı yapmasını engellediler diyor eledim. Ulusal bilincin gelişmesini sağladılar. Evet, milli mücadele ruhunun güçlenmesi demiş eledim. Yunan kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmuşlardır. Hayır, yavaşlatmışlardır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Tabloda verilen cemiyetlerle ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Mavri Mira Cemiyeti Rumlar tarafından kurulmuştur. Trakya ve Batı Anadolu bölgesini Yunanistan'a katarak Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlamışlardır. Merkezi İstanbul olan Rum Patriği'dir. Çeteler kurarak Yunan hükümeti lehine propaganda yap, faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Hınçak ve Taşnak cemiyetleri Ermeniler tarafından kurulmuştur. Doğu Anadolu ve Çukurova'da bağımsız Ermeni devleti kurmayı amaçlamıştır. Faaliyet gösterdiği bölgede silahlı çeteler kurarak güvenliği bozmaya çalışmış. Merkezi İstanbul Ermeni patrikanesidir. Fransızlar tarafından desteklenmiştir. Makabe Alyans Cemiyeti Yahudiler tarafından kurulmuştur. Ekonomik çıkarlarının korunmasını ön planda tutmuşlar. Ayrıca Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurmak için de çalışmışlardır. Silahlı mücadeleye girmemiş ve pek etkili olamamışlardır. Tabloda verilen cemiyetlerle ilgili hangi çıkarım yapılabilir? Hedeflerini gerçekleştirmişlerdir. Hayır buna dair bir bilgimiz yok. Eledim. Devlet kurma amacı taşımışlardır. Evet Bizans İmparatorluğu Ermeni Devleti e, ve Yahudi Devleti diyor. İkiye aldım. Basın organlarından yararlanmışlardır. Hayır buna dair bir bilgimiz yok. Eledim. Doğru cevabımız e, A şıkkıdır. Mustafa Kemal'in bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliye'yi ortaya çıkaran etkenler arasında sayılamaz. Hükümet merkezi düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askeri bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak, ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak kuvvetlere emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle devlet ve ulusun araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da ordu adını korumakla birlikte elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine getirmek doğrudan doğruya ulusa kalıyor. Buna kuvayı milliye diyoruz. Şimdi hangisi değildir, sayılamaz diyor. A yöneticilerin işgal güçlerinin etkisinde olması eledim. Askeri birliklerinin işlevini yerine getirememesi yapamıyorlardı diyor eledim. Vatanı koruma görevinin milletin kendisine kalması evet buna kuvayi milliye diyoruz bakın yerine getirmek demiş eledim. Azınlıkların bulunduğu bölgelerde Türklere saldırması evet bu da bir etkendir fakat paragrafın genelinde bundan bahsedilmiyor doğru cevabımız değişiklidir.